Şimdi soruyorum size, Türkiye bu anlayışla yönetildikçe nasıl normale dönebilir? Mesele yalnızca sokağa çıkabiliyor olmak değil, mesele gidecek iş bulabilmektir. Mesele yalnızca pazara gidebiliyor olmak değil, mesele fileyi doldurabilmektir. Mesele yalnızca hayatta kalmak değil, mesele refah içinde yaşayabilmektir. Kimse umudunu kaybetmesin. Bu zor günler geçecek. Elbette geçecek. Türkiye elbette büyük bir ülkedir. İktidar yarı yolda bıraksa da biz milletçe el ele verip her zorluğu yeneriz ve Allah'ın izniyle yeneceğiz inşallah. Ancak bu sorumsuzlukları, bu iş bilmezliği dile getirmek de bizim görevimiz. Doğru bir işi alkışlarız. Bundan çekinecek, gocunacak değiliz. Bakın, mesela Akdeniz ve Ege'de çiftçimizi vuran afetten sonra Tarsim çiftçimizi afetlere karşı korumuyor dedik. Bunu düzeltin dedik. Biz önerdik. Onlar Tarsim'de çiftçimizin lehine adım attılar. Kötü mü oldu? Hayır. Biz önerdik, onlar yaptı, çiftçimiz kazandı. Mesela Çanaklı Deresi'ndeki 5. HES'i yapmayın dedik. ÇED raporu iade edildi. Kötü mü oldu? Hayır. Biz söyledik, onlar yaptı, doğa kazandı, Çanakçı kazandı. Ama yanlışları, eksikleri de söylemek zorundayız. Milletimizin bize verdiği görev budur. Tarımdan ekonomiye, sağlıktan milli güvenliğe, eğitimden kalkınmaya ve dış politikaya kadar birçok alanda öneriler sunuyoruz. Şöyle yaparsanız ülkemiz ve milletimiz için daha iyi olur diyoruz. Yol gösteriyoruz, yordam gösteriyoruz. Bazılarının bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Akıllarında kala kala Hazine ve Maliye Bakanı'na damat diye hitap etmem kalıyor. Meselelere duydukları ilginin derinliği bu kadar. Ben damat bakan diyorum diye kızıyorlar ama bakın damat bey bizzat kendisi itiraf etmiş. Kendisinin en büyük meziyeti damat olmakmış. Hal böyleyken en önemli meziyeti damat olmak olan birinin bakan yapmak sorun olmazken benim damada damat demem neden sorun oluyor ki? İlyas Salman'ın Çiçek Abbas'ta dediği gibi. Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim? Damat. Damat bakan yine bir paket açıkladı biliyorsunuz. Ekonomik destek paketi diye açıkladığı tüm paketlerden hep borç para çıkmıştı. Bakalım bu sefer ne çıkmış? Sokağa çıkmayın derken